Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Ömer Özdemir. Kendisi Meter Enerji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Hay tabii ki. Öncelikle tabii yaşım belli olacak ama 40 yıllık bir mühendisim, elektrik mühendisiyim. Onun üzerine MBA dediğimiz işletme yönetimi ve finansmanı dalında yüksek lisans yaptım. Geçmişe dönük bakarsanız çocukluğumuzdan beri Kocaeli'yim aslında. Gölcük'te askeri hastanede dünyaya geldim. Babam eski askerdi, subaydı. Dolayısıyla başarılı bir eğitim hayatı geçirdim. Çok hırslı, daima bulunduğu ortamda lider olmak isteyen, liderlik alamadığında biraz üzülen, çocukluğunda üzüldüğü zaman gelip evde, erkekler ağlamaz demeyin ama, ağlayan hırstan dolayı, böyle hırslı, lider ruhlu, Şubat'ta doğduğum için de Kova burcu özelliklerini taşıdığım söylenir. Bu yüzden de hep yönetmek, bir yerlerde liderlik yapmak amacıyla eğitimimi sürdürdüm. Başarılı eğitim yaptım. Öncelikle ilk orta teknik lise elektrik bölümü, arkasından Kocaeli Üniversitesi'nin ilk mezunu, 8 numaralı diplomasına sahip ilk mezunu. Ta ki ben Yıldız Teknik'te de işte bahsettiğim MBA'yi tamamladım. Ondan sonra iş hayatına atılmak için planlara geçtim. Evliyim. İki oğlum var. İki oğlum da çok mutluyum. Aynı bana benzemişler. Benim gibi eğitimlerinde de çok çalışmışlar. Çok başarılılar. Bir tanesi şu anda Hollanda'da, büyük oğlum. Endüstri mühendisi ve Canon şirketleri 126 ülkeden sorumlu, Türkiye dahil. Oranın direktörü Hollanda'da. Küçük oğlum İngiltere, Birmingham'da. Birmingham'da da olan da ondan 3 yaş küçük. Dolayısıyla o da finans dalında eğitimi var. Ve bulunduğu şirkette İngilizce Head of Finance, yani finans grup başkanlığı görevi yapıyor ve Avrupa ve Afrika'ya bakıyor. Oğullarımdan bana benzedikleri için biraz da gurur duyuyorum, kendimi görüyorum. Böyle hırslı bir hayat içerisinde Ömer Özdemir ailesi olarak yaşamımızı sürdürüyoruz. İşlerle ilgili bahsetmemi ister misiniz? Tabii ki. Şimdi elektrik mühendisi, elektrik elektronik mühendisisiniz. Bu alanı nasıl seçtiniz Ömer Bey? Evet, bu alanı nasıl seçtim? Çok güzel bir anım var. İlkokul, ortaokul dediğim gibi İzmit'te okudum. Yani İzmit Merkez Ortaokulu vardı eskiden. Yayınımı izleyen dostlarım hemen hatırlayacak, belki gülümseyecekler. Çünkü birçok dostum bir yerlerde profesör oldu, bir yerlerde benzer üst düzey görevlere geldiler. Ama biz o okuyanlar içerisinde sanıyorum 8-10 kişi böyle üst düzey görev aldık. Bir gün bizim zamanımızda ortaokuldan mezuniyet dersleri vardı. Yani biz sınava girip de mezun oluyorduk. Öyle elini kolunu sallayarak mezun olamıyorduk. Fen dersi vardı. Fen, Türkçe, matematik. Ben fen dersinde bir gün bizi hazırlıyor, sınava hazırlıyor. Eğer yaşıyorsa buradan selam saygıyla elinden öpüyorum. Ama vefat ettiyse rahmetlilik, Allah rahmet olsun etsin diyorum. Adı Reşit Bahçıvan olan bir fen bilgisi hocam vardı. Kendisi Diyarbakır kökenliydi. İnşallah oğulları falan ya da kızları varsa görürler, bizim için de bir anarlar. O gün derste bir elektrik sorusu geldi. Elektrik sorusunda çok dikkat ettiğimiz, böyle herkes çözmeye çalışıyor oturduğu yerde. Ondan sonra biz hiçbirimiz çözemiyoruz dendi bazı arkadaşlarca soruyu. O tahtada, o eski tahtalar, tebeşirli tahtalar hala var mı bilmiyorum ortaokullarda. Yok. Sanırım akıllı yok. Tahtalar var. Akıllı artık. Tahtalar var. Tebeşirli tahtayla yazık böyle hocam, tane tane yazıp çizip tekrar silip bir daha yapmaya kalkıyor. Ben ne oldu bilmiyorum. Benim rahmetli babam
Elektrik yüksek teknikeriydi. Ben elektriği o yıllarda babamdan dolayı zaten bir sempatim vardı. Orta sondaki bu olayda soruyu çözemeyince ben hocam müsaade eder misiniz ben konuşmak o soruyu çözeceğim. Şöyle arkasına döndü. Ömer eğer çözemezsen külahları değişiriz dedi. Ben de bunun üzerine hayır hocam her şeyi kabul ediyorum dedim. Yeter ki çözeyim. Çözeyim. Ve beni tahtaya davet etti. Sildim. O kadar çalışmaya karşılık, tahtanın tamamına karşılık ben tahtanın yarısını doldurup sonucunu buldum. Şöyle bir inceledi, baktı. Sen bunu nasıl yaptın dedi. İçimden geldi hocam dedim. Okudum, teorilerine baktım. Bilmiyorum dedim. O teorilerle bana doğru cevap geldi dedim. Ondan sonra ben tuttum, onu bitirdim. Gel gel buraya dedi. Beni kürsü gibi tahtaya çıkarttı. Arnımdan öptü. Arkadaşlara döndü dedi ki, bakın dedi, bu arkadaşın mesleği belli dedi. Bu arkadaş çok iyi bir elektrik mühendisi olur dedi. Orada öğretmeniniz bunu anlamış. Anladı. Ve ben çünkü analitik kabiliyetle o çözümü anlatarak da yaptım. Yani sadece yazarak değil. Hocam şöyledir, böyledir diye ifadeler kullandım. Çok hoşlarına gitti. Bana onu söylediği için ben o gün elektrik mühendisliğini tercih ettim. Evet. Mühendislik derken elektrik sahasını tercih ettim. Tercihim böyle oldu. Çok güzel. Çok da güzel bir anınız olmuş oldu böylelikle. Tabii ki meslek hayatınızda da bu şekilde ilerlediniz. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Şu anda da Meter Enerji kurucu ortağısınız. Evet. Burada hem de genel müdürsünüz aynı zamanda. Burada verdiğiniz hizmetlerden de bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'nin elektrik enerjisi, üretim kapasitesi birçok kaynaklara dayalı tesislerden oluşuyor. Bunlar nedir? İşte doğalgaz, hidroelektrik enerji, jeotermal, efendim rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyokütle atıktan yakma tesisleri, atık ısıdan dönüşüm enerji tesisleri gibi. Bütün bu tesislerin içerisinde Türkiye'nin de tabii yaşadığı zaman zaman ekonomik değişimler, konjonktürel yapısal değişiklikler, onları da izleyerekten ben bunları yaparken hem sanayi hem ekonomi hem enerjinin bunlarla entegrasyonlarına da dikkat ederek meslek hayatımı idame ettim. Dolayısıyla ben son 5 seneye kadar önemli yerlerde görev yaptım. Bu Meter Enerji'ye gelişim 2017'de oldu. 2017'den beri Meter Enerji şahsıma ait olan bu kuruluşu kurdum ama ne kurdum, amacım neydi? Amacım şuydu. Bakınız ithal malzeme denir, ithal yakıt denir, doğalgaz. Doğalgazdan dolayı birçok prosesler anlamını yitirdi. Ve hep yenilenebilir enerjiye dönelim, yenilenebilir enerjiyi yapalım dendi. Evet. Tabii biliyorsunuz elektrik üretiminde tüketimi sürekli hiç kesintisiz karşılayabilecek tesisler gerekti. Bunlar için ben muhtelif zamanlarda Enerji Piyasası Kurumu, Enerji Bakanlığı'nın davetleri üzerine zaman zaman böyle akil mühendislerin değerlendirme yaptığı platformlara da katıldığım için yakinen prosesi izliyordum. Bugüne de öyle geldik. İşte ben en son BOSEN Enerji Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü'ydüm Bursa'da. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ne ait. Bunlardan bahsetmemi ister tabii misiniz? Tabii ki, tabii ki. BOSEN Enerji Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip olduğu elektrik üretim şirketi ve tamamen doğalgaz kaynaklıydı. 2011'de kendilerine girdim. 2011'de 17 Şubat'ına kadar doğalgaz kötüleşti gittikçe. Ben yönetim kurullarında artık doğalgazdan kar edemiyoruz, zarar ediyoruz. Bu şirketin kapatılmasını ya da kaynak çeşitliliğine gitmemizi öneriyorum dedim. Fakat kaynak çeşitliliği olmadı, değerlendiremedi sayın iş adamları. Çok saygı duyduğum başta Bursa'da Durmazlar Holding'in yönetim kurulu başkanı Hüseyin Durmaz. İşte Beyçelik Gestamp grubunun yönetim kurulu başkanı Baran Çelik gibi üstadlarla da çalıştım. Onların öncesi de var tabii Celal Sönmez grubu gibi ondan sonra. Dolayısıyla bütün bunlara da buradan saygılarımı iletiyorum. Onlarla güzel görevler yaptık. Dolayısıyla Meter Enerji'ye gelişimin sebebi
Ben doğalgaz 2016 Aralık yılında çok kötü olunca bir rapor hazırladım. 2017 Ocak, 31 Ocak ya da 30 Ocak tam emin değilim, hatırlayamıyorum şimdi. Hı hı. Bir son yönetim kurulu toplantısında rapor sundum. Şirketin kapatılmasını istedim. Hı. Ve şirkete kapatma kararı aldırdım. Ve bugün zaten doğalgaz santralları hemen hemen çok az kalmıştır. Hı hı. Türkiye'nin kurulu gücünü 105.659 megawatt bir Ekim 23 sonu itibariyle bir kurulu güç sınırı var. Hı hı. Dolayısıyla mesela baktığımız zaman 251 bin küsur gigawatt saat de tüketimi var. Hı hı. Yani karşılıyor mu? Evet, karşılıyor. Eskiden Türkiye bir şeyleri ithal ediyordu. Şimdi elektriği dışarıdan alan Türkiye artık almıyor. Kendi üretimleriyle bunu yapıyor. Hı hı. Dönüyorum bizim Bosen Enerji'ye, son görev yerime. Orada ayrıldıktan sonra ben ne yapmalıyım? Ben çünkü az önce arz ettiğim gibi yapı itibariyle boş durmayı sevmeyen, devamlı koşuşturmak benim için enerji kaynağı olduğu için hemen dedim bir şahıs firması kurayım ve Meter Enerji'yi oluşturdum. Oluşturduğum zaman da nasıl kazanabilirim, ne yapabilirim noktasında karar verdim ki servis bakım, atık ısıdan enerji santrallarının, buhar türbin mekanizmalarının, ünitelerinin bakımlarını çok az yapan firmalar gördüm. Hı hı. Ve ben de bunları yapmalıyım dedim. Bosen Enerji öncesinde işte Nuh Çimento, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, hı hı. Türkiye Elektrik Kurumu gibi kuruluşlarda görev yaptım. Yine hep yönetici olarak. Amerika'ya da gitmiştim. Amerika'da da sanayiyi, enerji proseslerini incelemiştim deniz kuvvetlerindeyken. Hı hı. Dolayısıyla Meter Enerji'yi yenilenebilir kaynak olan atık ısıdan enerji santrallarının servis bakımını yapması, hı hı. ve yüksek gerilim 154 kilovolt gibi merkezlerin bakımlarını yapmak, taahhütlerini yapmak, mühendislik hizmetlerini yapmak amaçlı, hı hı. Meter Enerji firmasını kurdum ve çok bu şekilde de hizmet ediyorum. Hı hı. Dün mesela Adana'da, Mersin Çimsa'da yine atık ısı WHR, West Heat Recovery dediğimiz santralın bakımı için görüşmelere gittim. Bir saatlik toplantı 4 saatte bitti. Hı hı. Muhtemelen inşallah seçileceğiz. Ondan, hı hı. birkaç gün önce Bartın Çimento'ya gittim falan. Dolayısıyla yenilenebilir kaynak olan atık ısıdan dönüşüm sistemleriyle ilgili Meter Enerji'nin iştigal sahası olarak, hı hı. gururla çalışmalarıma devam ediyorum. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyor ve tebrik ediyoruz. Teşekkür sizi. Ederim. Çalışmalarınızdan teşekkür dolayı. Ederim. Peki bu noktada sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Rakiplerimden ayıran özellik, rakiplerimin hepsine saygı duyuyorum. Hı hı. Herkes kazanmak, herkes çabalamak için yani kazançlarını bir amaçla, bir planlayarak, bir strateji oluşturarak sürdürürler. Asla hiçbir rakibimi küçümsemedim. Ayırdığım özelliklerden bir tanesi bu. Hiçbir rakibimi küçümsemem. Evet. Beni ayırır. Ama hiçbir rakibim hakkında da gittiğim zaman, görüşme yaptığım sektör demiyorum, şirketlerde, asla onları ismini bile vermem, kötülemem. İşte bir, diyorum ki mesela majör bakım deriz biz WHR tesislerinde. Eski raporunuzu alayım derim. Bir gizlilik anlaşması yaparım. Gizlilik kaydıyla bendedir o. Asla Selin Hanım bile istese paylaşmam. Dolayısıyla ayıran özellikten biri bu. Bir tanesi de ben sektörde çok etkin görevler yaptığım için genel müdürlüklerden önce... Yani en son genel müdürlükler yaptığım için yönetici olarak... kaliteli insan, uzman insan nasıl seçilebilir? Hı hı. Oldukça tecrübeli olduğuma inanaraktan nokta atışıyla buluyorum. Evet. Ve insanlar biraz da bana sadık oluyorlar. Yani ben biraz da insani özelliklerine yaklaştığım için beni ayıran özelliklerden bir tanesi de bu. Hı hı. Çalışanımın bireysel olarak kendi şahsına ve uzmanlığına saygı duyduğumu hissettiriyorum. Çok güzel. Ve asla sabit bir personelimi ürküterek, küstürerek, hı hı. hareket etmek yolunu hiç seçmiyorum. Hı hı. Kızmıyor muyum? Kızıyorum. Yanlış yapmasını önleyecek yol haritasını çiziyorum. Hı hı. Baştan veriyorum. İş planlamasına çok önem veriyorum. Dolayısıyla mesela bu ISO 9001 kalite, hı hı. yönetimi, ISO
14.001 işte çevre yönetimi, ondan sonra ISO 27.001 bilgi yönetimi, ISO 45.001 işçi sağlığı ve güvenliği yönetimi, ISO 50.001 enerji yönetimi sahalarında oldukça deneyimliyim ve belgeliyim. Dolayısıyla insan ilişkilerinde bu yüzden bunlara dayalı ve MBA'min bana vermiş olduğu tecrübelerimden dolayı önemsiyorum. Yani benim firmam tercih edilebilir bir firma anlamına geliyor. Evet. Bir yere gittiğim zaman da background'umuzun getirmiş olduğu tecrübeden dolayı da firmamız seçiliyor. Bu da bana gurur veriyor. Sanıyorum bunlar yeterli cevaplar olsa gerek. Çok güzel. Evet, çok çok yeterli. Ve bu kadar uzun bir serüvenin olmuş olması, bu kadar uzun yıllardır hep başarıyla bir sonraki yıla hazırlanıyor olmanız zaten bunun en büyük kanıtı. Evet. Biz de başarılarınızın devamını çok diliyoruz ve yine tebrik ediyoruz çok sizi. Çok teşekkür ederim. Biraz da geleceğe dair hedeflerinizden bahsedelim mi Ömer Bey? Bahsedelim. Evet, geleceğe dair hedeflerim bir kere şunu vurgulamak istiyorum. Bir anım var. Profesör dostum demeyeceğim, abimiz, büyüğümüz Yıldız Teknik'te. Bir şey oldu. Bir aramızda bir lisansüstü projeyi yaparken ben dedim işte şey yapacağım artık, bunu da bitiririm. Ondan sonra dedim bir gün emekli olur, bahçeye çekiliriz. Şöyle baktı bana, dedi ki, Ömer evladım, aynen cümle bu ama. Ben sana bir şey önereceğim. Beni saygıyla sever misin dedi. Evet dedim. İsmini vermeyeceğim. Ondan sonra severim dedim. Bir tek tavsiyem var. Sen o kadar enerjik, o kadar dinamik, o kadar hırslı bir mühendissin ki. Projen de çok güzel dedi. Asla dedi sakın ha Allah'ın verdiği ölüm saatine kadar çalışmayı bırakma dedi. Çok güzel. Şimdi benim hedefim, birinci hedefim, ömrüm bu sağlığı korumak için muhtelif zamanlarda mutlaka check-up'larımı yaptırarak öncelikle sağlığıma önem veriyorum. Dolayısıyla sağlıksız bir çalışma zaten verim vermez. Tabii. Hatta espriyi de yapıyorum. Sigara içmedim, içmiyorum. Dolayısıyla kimseye de tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla ben bir kere yaşamım boyunca bilgi birikimimi, tecrübelerimi benden sonra gelenlere vermek ve enerji sektöründe görmüş olduğum saygıyı daha da etkin sürdürülebilmek amacıyla kendimi sürekli yeniliyorum. Yani ne kadar tecrübeli, ne kadar yaş alsak da kesinlikle bunları bırakmıyorum. Devam ediyorum. İletişim teknolojisini, yazılım sistemini hala güncelliyorum kendimi. Dolayısıyla hedefim bu kurmuş olduğum şirket artık büyümeli. Daha da kurumsal hale gelmeli. Az önce iki oğlumdan bahsettim. İki oğlumun 5 senedir yurt dışında olduğunu tekrar vurguluyorum. Amacım bir aile şirketine çevirmek. Ama aile şirketine çevirdiğim zaman da hakikaten kurumsallıkla yaşasın istiyorum. Örnek aldığım kurumsal şirketler mesela Koç grubu, işte Sabancı grubu gibi. Onlar kadar belki büyüyemem ama küçük bir modeli kurumsallığa çevirip aile şirketine döndürmek istiyorum. Çok güzel. Bunun için de iki oğlumun da görüşlerini aldım. Baba sen bu şekilde yürü, seni destekliyoruz. Dolayısıyla ben olduğum sürece onlar uzaktan destek verecekler bana. Kurumsallığa dönüştürme hedefim birinci hedef. Kısmet olursa da enerji sektöründe çok daha etkin olmak ikinci hedef. Yenilenebilir kaynakta Türkiye'nin sürdürülebilir kaynaklara ihtiyacı var. Sürdürülebilir kaynakların optimizasyonuna ihtiyacı var. Enerji borsasında fiyatların tüketicilere hitap eder. Ekonomik fiyatlar olmasını sağlayacak stratejilere ihtiyaç var. Bunun için mevzuatları oluşturan çok değerli Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz var. Bunlara da destek vererek, şirketimi de büyüterek böyle bir hedef stratejisi oluşturdum ve devam ediyorum. Çok güzel. Biz umarız en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız Ömer Bey. Peki kimler bu mesleği yapmalı ve hangi özelliklere sahip olmalı? Bir kere gençlere tavsiyem şu. Mesela Türkiye'de ara eleman sıkıntısı var.
Ara eleman sıkıntısının ekonomide bir numaralı sorun olduğu kanaatindeyim. İzliyorum çünkü. Bütün sektörlerde ara eleman yok. Bütün illerde hemen hemen üniversiteler açılmış. Bu şu anlama geliyor. Benim zamanımda bu kadar üniversite yoktu. Üniversite sayısı azdı. Daha kaliteli mühendisler çıkabiliyordu. Çünkü her üniversiteye kaliteli eğitim verebilmek için yeterli akademisyen yetiştirmek ve o hıza ulaşmak çok zor. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Bir kere kaliteli bir mühendis olabilmek için mutlak surette tavsiyem şu. Ben mesela teknik lise çıkışlıyım. Teknik kabiliyetlerini o eskiden ortaokul derdik de şimdi Selin Hanım bilmiyorum herhalde 8. Evet, sınıf oldu. İlk öğretim oldu. İlk öğretimin son sınıflarında bir yol haritası çizecek büyükleri ya da etrafında tecrübeli başka insanlar yine büyükleri vardır. Onlara danışırken kendi kabiliyetlerini oturtturabilecek, seçecek yol haritasını daha o günlerde bir görmelerini isterim. Mesela teknik olarak analitik kabiliyeti yüksek, özgüven duyabilen, inisiyatif kullanabilen insanların mühendis olmalarını isterim. Ne bileyim, doktorluk demeyeceğim. Tıp sahasında neler yapılıyor bilmiyorum. Sevgili dostlar beni bu konuda ayıplamasınlar. Keşke onlar yanımda olsalar da onlar söyleseler. Ama mühendislik kabiliyetine sahip insanların analitik kabiliyeti olmalı. Yani matematik çözüm, hatta iyi satranç oynamalı. Değil mi? Ben satranç çok iyi oynardım. İlkokul, ortaokul zamanında Kocaeli şampiyonuydum satrançta. Çok güzel. Ondan sonra satrançta hedef bir oyun değil. Satrançta hedefleri stratejik olarak belirlemektir. Evet. İşte bir hamlede mat etmek, iki hamlede mat etmek. Analitik düşünce yapısını oluşturmak. Evet. Dolayısıyla bunlara sahip genç evlatlarıma diyeceğim artık. Biz baba, dede de olduk birazcık. Genç yaşta evlendim ben bu arada. 24 yaşında evlendim ve iki çocuk sahibi oldum. Daha bir seneyi doldurmadan Hollanda'daki oğlum dünyaya geldi. Çok güzel, genç ebeveyn olmak. Evet. Dolayısıyla çocuklarımı mesela nasıl ben yönlendirdim? Onların kabiliyetlerine baktım, yönlendirdim. Özetle tekrar ediyorum ve altını çiziyorum. Lütfen ve lütfen analitik kabiliyet çözümlerini bulduracak çabaları göstersin gençlerimiz. Ve benim yolunda olduğum mesleği seçsinler. Çünkü niye? Dünyanın, Türkiye'nin değil, dünyanın geleceği enerji. Evet, çok. Enerjide önemli. Meslek sahibi olabilmek kazanamamak değil, mutlaka kazanmak demektir. Çok doğru. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Çok doğru, çok haklısınız Ömer Bey. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz ve tebrik ediyoruz sizi. Programımızın sonuna yaklaşırken çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz, bizimle bu bilgileri paylaştınız. Umuyorum ki, tabii ki, eminim ki aynı zamanda da izleyicilerimiz çok güzel bilgiler edindi ve çok güzel feyiz aldılar sizden. Evet. Son olarak programımızın sonuna yaklaşırken son mesajlarınız ve önerileriniz nelerdir? Tabii ki ilk mesajı kanala vermek lazım. Business Channel'a şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı tanıyıp beni davet ettiği için. Mesajım şu... Sohbetimde, az önceki sohbetlerimde bahsettiğim gibi, hayat kısa. Bakın, eğitimi niçin yapıyoruz? Hem geçinmek için yapıyoruz, hem de gelecek nesillere, arkamızdan gelenlere bir şeyleri yetiştirmek için yapıyoruz. Bu yaptığımız anlayış sürecinde topluma faydalı olmak istiyoruz. Bu fayda sürecini sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Sakın ha ve sakın ha. Sağlığınızı iyi denetleyin, kontrol edin ve toplumumuza, Türkiye Cumhuriyeti'mize faydalı birer insan olarak Allah'ın bize verdiği son çizgiye kadar çalışın, çalışın, çalışın tavsiye ediyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Ben çok memnun oldum. Biz de aynı şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle çok Ömer Bey. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Meter Enerji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ömer Özdemir bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sundu.